Selam arkadaşlar. Her zamanki gibi arabadayız. Oğlumla beraber Sofya'ya gidiyoruz. Bugün ayın 21'i. 21 Haziran 2019 Cuma günü. Şu an saat tam 5. Oğlumu aldım. Sofya'ya doğru yola çıktık. Yaklaşık bir 6 kilometre sonra metroya gideceğiz. Metrodan Sofya'ya gideceğiz ondan sonra. Arabayla gitmek istemiyorum. Çünkü Sofya'da park sorunu çok fazla. En güzel yöntem arabayı park edip metroyu kullanarak Sofya'ya gitmek. Dün de gittik oğlumla beraber. Çok gezdik değil mi oğlum? Tiyatroya gittik. Tiyatronun orada oturduk, dondurma yedik. Sofya'da gezdik. Dün Sofya'da meeting vardı. Doğa severler dün meeting yapıyordu. Onu görmüş olduk. Meetingin içeriği yanılmıyorsam şey, devlet geçen hafta Bulgaristan'da deniz kıyısında karavanla park yapmayı ve çadır kurmayı yasakladı. Öyle bir kanun çıkardılar. Yani öyle herkes kafasına göre çadır kuramayacak ya da karavanını park edemeyecek diye. Ona karşı düzenlenen bir miting vardı dün. Hem orada da geçmiş olduk, görmüş olduk. Bayağı bir eğlendik dün. Dün hiç video çekmedim. Ama bugün çekerim. İşin kötü yanı bugün yağmur var. Şu an görüyorsunuz karşısı kapkara, orası Sofya işte şurası. Vituşa'nın olduğu yer. Ama bugün yağmur var, olsun. Biz gene gideceğiz. Önce gidelim arabamızı koyalım. Sonra metroyla Sofya'ya gidelim. Etrafı da göstereyim arkadaşlar size şöyle. Arkadaşlar Belindunov'a geldik. Şimdi arabamızı şurada villanın oraya koyacağız. Ondan sonra yolumuza metro ile devam edeceğiz. Burada park da var aşağıda. Ama gerek yok. Bir kere koydum, çok para aldılar. O nedenle şuraya koyuyorum, daha iyi. Buradan dönüyoruz. Bakın burada boş yerler var. Evet oğlum. Koyarız şuraya bir yere. Ha. Bu Tutkin'in mi? Nerede? Dinozorunu almadık oğlum. Şöyle güzelce koyalım. Çok önem vermiyorum. Araba eski olduğu için çok yakınmış, uzakmış fark etmiyor benim için. Güzelce park ettik. Evet arkadaşlar, arabamı da şöyle ileriye park ettim. Çok güzel yer var. Böyle evlerin önünde. Görüyorsunuz ağaçları. Şu an o kadar güzel kokuyor ki burası arkadaşlar. Bu ağaçlar ıhlamur ağacı. Tut oğlum. Köpek oğlum. Ve şahane kokuyorlar. Şu an buradaki kokuyu tahmin edemezsiniz. Buram buram ıhlamur kokuyor. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bunları Bulgaristan'da yol kenarlarında görüyorum. Şoparlar topluyorlar, satıyorlar. Her yer görüyorsunuz. Meyve ağacı, ıhlamur ağacı. Arabamı buraya koyuyorum. Birkaç adım atıyoruz şöyle. Hemen hop metrodayız. Burası Belindunov durağı.
kısa bir zamanda yapıldı burası. Yaklaşık 3-4 yıl önce yapıldı. Türk şirketler yaptı. Evet oğlum. Türk şirketler yaptı burayı. Yani 20 yılda Melih Gökçek Keçiören'e metroyu götüremedi 20 yılda. Adamlar şu an benim bulunduğum yerden Sofya'ya bir senede metro yaptılar. Bir senede. Hadi en fazla 2 olsun. Bütün her şey bitti diyelim. 2 senede adamlar yaklaşık bir 7-8 durak yaptılar buradan. Yani demek ki yapılıyormuş. İstersen yapıyormuşsun. Güzel de oldu. Bakın hemen şu karşıtı metro. Gel oğlum. Arkadaşlar şu an metrodayız. Metro geliyor. Arkadaşlar metrodan indik. Çok kalabalık, insanlar çıksın diye bekliyoruz. Hadi oğlum yavaş yavaş. Burası Sofya Serdika durağı. Görüyorsunuz şu mavi yerle kırmızı yerin birleştiği yerdeyiz. Burası Sofya'nın merkezi. Yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıktık arkadaşlar. Burası da hediyelik eşyaların satıldığı yer. Şurada bir kuyumcu diyor, gümüşçü var. Her sene geldiğimizde eşim illa burada duruyor ve gümüş alıyor. Çok ucuz buranın gümüşü bu adamın. Yani yanındaki dükkanlardan çok çok ucuza veriyor. Burası da merkez. Bakın karşısı cami, Osmanlı camisi. Burası da kilise. Karşı karşıya. Bu orta kısım da Roma şehir kalıntılarının olduğu yer. Yaklaşık 3-4 yıl sürdü buranın kazısı. Sonra bu halde bıraktılar. İçine girip gezebiliyorsunuz. Bayağı bir uzun böyle. Yürüyebilirsiniz, gezebilirsiniz. Ben bütün bir kazı döneminin kayıtlarını çektim.
İleride oğlum, bak ileride uçak. Orada, orada bak, orada. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar, metronun üstü de altı da tamamen Roma şehri. Şahane bir görüntüsü var bakın. Buralara girmiştim ben önceden. Tut oğlum elimi. Tut. Çok sıcak burası şu an. Gel oğlum. Hadi. Bak kuş. Bugün çok yere gezeceğiz oğlumla, değil mi oğlum? Arkadaşlar şu an kazısı devam eden yerde burası. Görüyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim kamerayla. Kazısı devam ediyor. Dur oğlum. Tut elimi. Bakın arkadaşlar. Burası da Roma şehri. Yapılar, evler. Gördüğünüz gibi korumaya alınmış. Her sene belli bir yeri kazıyorlar. Gel Tuti. Tut babanın elini. Tarih, buram buram tarih ya, her yer. İstanbul gibi burası da. Nereyi kazsan tarih. Burası da meydan merkezi. Şöyle göstereyim bakın. Gayet güzel. 4-5 sene öncesine kadar buralar kazılırken burada çok trafik vardı o zamanlar. Ama şimdi her şey bitmiş. Yollar tertemiz, trafik yok. Gayet de güzel. Şurada da güzel bir kilise var. İçerisi güzel, bayağı bir atmosferi güzel. Gezilip görülebilir. Bakar mısınız buradan çıkan eserler, altınlar, bir sürü paralar. Dur oğlum şöyle elimle göstereyim. Hala devam ediyor kazısı. Çok büyük arkadaşlar. Gerçekten de büyük bir Roma şehri. Adı Serdica. Roma dönemindeki adı Serdica. Bakın.
şu an yürüdüğümüz yerler bile aşağısı Roma şehri. Zor, çok zor. Böyle şehir içinde kalmış bir yeri kazmak gerçekten de zor. Gel oğlum. Ne var orada? Polis var, polis orada, polis. Polis değil. Polis diyor, polis. Hadi gel. Bu kiliseye de bir bakalım. Her sene geldiğimde illa geliyorum. Kiliselere, burada camileri, müzeleri geziyorum. Güzel oluyor. İçerisi buz gibi. Doğal klima. Hı. Bağırma oğlum, bağırma da. Güzel mi oğlum? O ne baba? Resim. Oğlum. Aslan. Hadi gidelim. İçerisi gayet güzel. Gezdik, gördük. Aslında şey de alabiliriz. Kasa. Güzel içerisi arkadaşlar. Yolunuz düşerse gelin buralara, girin. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi dün tiyatronun oraya gitmiştik. Bugün farklı bir yere götüreceğim çocuğumu. Bugün de Endeka denen bir yer var. Şurada. Gayet güzel bir yer. Bugün de oraya gidelim. Tiyatroya çünkü her zaman gidiyoruz. Gel oğlum, gel. Evet oğlum, kamyon. Arkadaşlar,
Endeka'da şu gördüğünüz yer, ileride bakın dümdüz gidiyor dağlara kadar görünen yer. Güzel bir cadde. Oğlum bugün ne yiyeceksin? Dondurma mı? Dondurma istiyormuş. Ona da bir dondurma alacağım şimdi. Bunların tipi Türkiye benziyor ama %100 Türk bunlar. Kötü yoruldun mu? Ortam 10 numara. Tren oğlum, korkma, tren. Buraya giremez. Baba ne alsın sana? Dondurma mı alsın? Burası Varna'ya benziyor şu an yürüdüğüm yer. Varna'da da böyle. Arkadaşlar 2 gündür 3 gündür Sofya'ya geliyorum. Neden diye sorarsanız oğlumu evden çıkarmam gerekiyor. Çünkü eşim tezini yazıyor ve oğlum evde olduğu sürece tezini yazmakta zorlanıyor. O nedenle bu görev bana verildi. Ben de onu her gün dışarı çıkıp gezdiriyorum. Akşam 8'e 9'a kadar dışarıdayız. Bu süre zarfında da eşim tezini yazıyor. Yani amaç o. O yüzden oğlumla beraber takılıyorum şu an. Gel oğlum, dondurma alayım ben sana bir yerden. Gel bakalım, nereden alalım? Dondurma istiyor mu? Tamam. Dondurma istiyor. Güzel bir yerden dondurma alalım. Rafi alalım yine, Rafi. Gel, orada Rafi var bak. Oğluma dondurma aldım şuradan, Rafi'den. Rafi'nin dondurmaları güzel oluyor. Şimdi oğlum onu yiyor. Oturduk. Hava çok güzel şu an. Serin bir hava var. Biz de tam böyle şeyin yanına oturduk. Kumarhanenin.
Aslında içeri girsem bir baksam olur. Hayatımda hiç girmedim arkadaşlar. Kapı açık, içerisi görünüyor. İçeride böyle şeyler var, makineler var. Ve kalabalık. Bayağı bir insan girip çıkıyor gördüm. Şimdi oynuyorlar içeride. Ama ben hayatımda hiç denemedim. Bilmiyorum. Araba veriyorlarmış bakın. Bingo. Gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Tut oğlum, babaya bırak. Tut, tut. Bakın reklam yapıyor adam bisikletle. Çok mantıklı. Gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi geri dönüyoruz. Sonuna kadar gitmedik. Şimdi çocuk yorulmasın. Tut oğlum. Buradan tut oğlum, buradan, buradan. Sok parmağını. Heh. Hadi. Hadi gidiyoruz şimdi. Nereye gidelim oğlum? Bana bir arkadaş mesaj yazmıştı. Sofya'daysan bir kahve içelim diye. Sofya'da yaşayan bir arkadaş vardı. Keşke onu arayabilsem ama şu an telefonum yok. Aklıma da geldi şimdi. Gel Tüte. Eğer videomu izliyorsa ona da selamlar. Belki Varna'da buluşuruz. Varna'ya da gideceğiz. Arkadaşlar gezimiz devam ediyor. Mimariye bakar mısınız? Adamlar sanki antik şehirden sökmüşler. Kapının üstüne koymuşlar. Evet oğlum, train.
Şimdi nereye gidelim oğlumla beraber? Bir kahve alacağız. Burası benim çok hoşuma gitti. Şu görüntüye bakar mısınız? Şahane. Tut oğlum. Bakın kilise, karşısında cami. Acayip güzel bir yer. Ortasında Roma şehri. Baba suyu döktü. Kedilerin suyunu döktük. Arkadaşlar vizeniz varsa Bulgaristan'a gelin. Yeşil pasaportunuz varsa vizeye gerek yok. Atlayın gelin. İstanbul'dan otobüse biniyorsun. 160-170 lira. Sofya'da iniyorsun. Gerçekten de ucuz, güzel yerler. Tavsiye ederim. Yani Yunanistan'a gidip gezeceğine 2-3 katı para harcayacağına gel burada. Daha uygun. Hem de daha güzel. Gidelim şurada bir Starbucks var. Oradan bir kahve alayım ben. Oradan da havuza gideriz değil mi oğlum? Tiyatronun oraya gideriz. Bugün böyle olsun. Bak oğlum. Kuş. Yürüye yürüye geldik arkadaşlar. Şu an müzenin yanındayız. Şu karşısı çok güzel bir kafe. Müze kafe, müze bar. Art Club Museum Bar. Kesinlikle arkadaşlar buraya gelin. Kokteylleri çok güzel, tatlıları çok güzel. Her sene geliyoruz. Yarın yine geleceğim. Eşimle beraber. Hemen müzenin yanında. Önceden videosunu çekmiştim. Yaz aylarında dışarıda. Evet oğlum. Kışın içeride. Dün de burada protesto vardı. Bakın arkadaşlar. Bar burası. Fena değil. Fiyatlar da uygun. Hemen şeyin yanında. Parlamento binalarının yanında. Bak oğlum orada askerler var. Bak orada. Bak. Şimdi dönecekler. Burası da müze arkadaşlar. Eski bir Osmanlı yapısı. Osmanlı camisi olabilir burası. Tam emin değilim. Giriş 1 lira arkadaşlar. Müzelere giriş bilmiyorum. Ben 1 lira ödüyordum. Zamlanmadıysa. Evet oğlum su. Bakın arkadaşlar. Burada da böyle Roma, Yunan dönemi mezar stelleri var. Mezar taşları, kitabeler. İleride bir tane sanduka mezar var. Gel oğlum. Şu an herhalde kapalı. Bunun gibi iki müze var. Arkeoloji Müzesi Sofya'da. Birisi bu. Birisi de National Museum. National buranın buradan çok büyük. Orası çok büyük bir bina. Burası da
Sofya'nın merkezinde sadece arkeolojik eserler var burada. Etnografik eserler tanıtılmıyor burada. Sadece arkeolojik. Eğer yolunuz düşerse gelin. Müzeler Bulgaristan'da çok ucuz. 1-2 leva. Yaklaşık 1-2 leva olmalı. Öyle Türkiye'deki gibi insanları kazıklamıyorlar. Yok müze kartmış. 25-30 liraya müzeye sokmuyorlar insanları. Ortam şahane arkadaşlar. Şimdi oğlumla beraber nereye gidiyoruz? Kahve almaya. Buralarda arkadaşlar parlamento binaları. Gel. Neresi oğlum? Var, orada da var. Bütün bakanlıklar burada arkadaşlar, Bulgaristan'da. Hemen müzenin karşısı. Artık burası başbakanlık mı oluyor, cumhurbaşkanlığı mı orasını bilmiyorum. Ama giriş serbest. İçeri girebiliyorsunuz. Askerler var burada bakın. Evet oğlum polis. Türkiye'de olsa bu kadar yaklaşamayız. Bakanlıklara. Ama burada elini kolunu sallayarak girebiliyorsunuz. Bakın. Burası Education ve Bilim Bakanlığıymış. Yani Education Eğitim ve Bilim Bakanlığı. Görüyorsunuz. Hoppa geldik buraya. Burası ne? Burası da arkadaşlar Roma dönemi hamamı. Bakın. Parlamento binalarının ortasında. Söylemiştim her yer burada. Roma dönemi kalıntıları üzerine kurulmuş. Bakın. Burası da bir hamam. Serdika şehrinin hamamı. Şu görülen yer orijinal alt kısım. Üst kısmı sonradan restorasyon görmüş. Bakın. Orijinali aşağıdadır. Zaten işaretliyorlar. Gel oğlum içeri girelim. İçeri girebiliyoruz. Hadi. Gireceğim mi içeri? Hadi gel. Burada yazısı var. Bakın. Public Roman diyor. Okunmuyor. Bulgarca ve Fransızca mı yazıyor? Tam okuyamadım. Ama içeri girebiliyoruz. Bazen biramı alıyorum, geliyorum. Hamamın ortasında oturuyorum, biramı içiyorum. Bu Roma hamamının yanında da bir kilise var. Tarihi bir kilise. Şimdi oraya da gidelim. Küçük bir kilise. Bakın çok güzel. Bu taşları da arkadaşlar 3 yıl önce getirdiler, koydular buraya. 3 yıldır burada duruyor bu taşlar. Abartmıyorum. 3 yıl oldu. Restorasyon yapacaklar ama hala yapacaklar. Gel oğlum. Tut babanın elini. Tut babanın elini. Ha? Şurada da bir mezar var. Papa'nın mezarı, rahip mi? Baba artık yani. Şimdi oğlumla aşağı iniyoruz. Bakın. Baba bu çek.
Karınca oğlum, böcek değil, karınca. Tut babanın elini. Tut. Tamam. Tut bakayım. Evet bak, ölmüş burada. Bak ölmüş. Annesini dinlememiş. Ölmüş. Görüyor musun? 1534 diyor. 26 Mart 1534'te görmüşler herhalde. Tam bilmiyorum. Dinlememiş, ölmüş. Evet. O zaman bu kilise 500 küsur yıllık bir kilise arkadaşlar. Tam okumadım kitabesini. Hadi oğlum, burası da ne? Roma hamamı. Şu an Roma hamamının içindeyiz arkadaşlar. Bu yürüdüğümüz yer orijinal. İşte bu şey yok. Bu Amerika'da yok bu olay. Tarih yok. Bakın burada tarih var. İçine gidiyorsun, geziyorsun. Şahane bir şey ya. Koca şehrin, başkentin altı tamamen bir Roma şehri. Buranın bir hamam olduğunu hayal edin. Geçiş odaları, bakın soğuk sıcak yerler var, künkler var. Tut babam, tut oğlum, tut babanın elini. Keşkem gelirken bir iki bira alsaydım. Şurada içerdim oturur. Bakın arkadaşlar, kaideler, sütunlar. Hepsi Roma döneminden kalma. Bakanlığın ortasında. Bu incir ağacı da çok güzel. Bazen eşim buradan topluyor incirleri. Yeşil yeşil. Çok güzel reçel yapıyoruz. Bakın. Yeşil incir reçeli yapıyoruz. Harika oluyor arkadaşlar. Bakın kaideler. Hamam oğlum burası. Yıkanıyorlarmış. Bakın kaçakçılar... Burada altın aramışlar. Kürekleri bırakmışlar. Şaka gibi ya. Bırak oğlum, bırak. Olay şeyini bozma. Bakın buraları falan değişmişler. Defineciler. Her yerde var. Altın arıyor adam. Elleme oğlum, elleme. Bırak. İşte zarar vermişler. Tut. Gelmişken de şu arkadaşlar kiliseyi size göstereyim. Ben önceden girmiştim buraya çok kez. Yani en az bir 7-8 kere girmişimdir. Açıksa girelim. Çok büyük bir kilise değil. Ufak bir kilise. Ama tarihi bir kilise. Şimdi bazı öküzler gelecek, diyecek ki adam kiliseleri geziyor. Hristiyan herhalde diyecek. Alakası yok arkadaşlar. Ben güzel olan her yere girerim. Tarihi olan her şeye girerim. Bakın şu güzelliğe bakın. Bakın burada da Roma mimari kalıntıları var. Bak oğlum. Adamlar koymuş buraya. Gel tut babanın elini. Tut. Anneyi dinlememiş, taş olmuş. Bakın Roma mezar taşı. Tut oğlum, elimi tut. Tuti. Elimi tut. Bak, elin bırakırsan uf olursun. Buranın historisi de varmış burada. Okumak lazım ama çok uzun. O yüzden hızlıca geçeceğim. Serdica Militarum. Arkadaşlar 300 yıllar ta 300 yıllarda yapılmış. 4. yüzyılda. Tuti. Tuti tut babanın elini. Tık tık.
Arkadaşlar kiliseden çıktık. 3. 4. yüzyılda yapılmış burası. İçeride şimdi rahip şiirler okuyordu. O nedenle çıktık. Gayet güzel, bakın üstünü de kapatmışlar. Yolunuz düşerse kesinlikle gelin. Hemen parlamento binalarının ortasında. Bulgaristan'da yaşayan arkadaşlar biliyordur zaten. Bakın. Şuradan geçtiğinizde de hemen Sofya'nın merkezine girmiş oluyorsunuz. Şu geçit. Şahane bir yer ya. Buram buram tarih. Ne? Burada oğlum, babanın burun burun. Babanın burun burun. Park ettik. Arkadaşlar, hamamdan çıkıyoruz. Şimdi oğlumla beraber Sofya'da biraz daha gezeceğiz. Saat şu an 7. 8'e kadar gezeceğiz. Bir saat daha gezeceğiz. Konsere denk geldik. Turistler. Bak oğlum, orada müzik var, konser var. Burası da arkadaşlar müze var. Ah.
Arkadaşlar fiyatlar da böyle, çok pahalı değil. Bakın tiramisu 6.20. Cheesecake 200 gram 5.90. Bakın vodka 4.90, gin 5.5. Biralar 4 leva. Bakın tequila 7.5, margarita 7.5. Yani fiyatlar çok güzel. Çorbalar 5 leva. Gel oğlum. Bugün gelemeyiz oğlumla. Ama yarın eşimle beraber geleceğim. Bakın Roma dönemi mezar taşları. Bak oğlum. Medusa. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Orijinal. Gel. Burada da var. Arkadaşlar bunlar mezar taşları. Görüyorsunuz zaten. Bizim günümüzde kullandığımız mezar taşlarının Roma versiyonu. İşte ölen kişinin hayatını anlatıyor. Ne iş yaptı? Onlardan bahsediyor. Bakın orada da var bir tane. Klimanın arkasında kalmış. Üstünde çok güzel Latin harfleriyle yazılmış kitabe de var. Gel oğlum şuradan su iç. Aslanlı sudan. Şurada bir su var. Oğlum oradan su içmeyi çok seviyor. Dün 3 kere içti. Sana diyor Titi. Şu köşede de Starbucks var. Şimdi oraya gideceğim, bir kahve alacağım. Evet oğlum, büyük köpek. Gözü yok. Kör olmuş. Şu karşıdaki yeşillikte park. Tiyatronun olduğu park. Şimdi oraya gireceğiz. Gel oğlum, gel. Baba. Evet, aşk çeşmesi bura. Evet arkadaşlar, şimdi tiyatronun oraya gidiyoruz. Gel. Burası yazın cıvıl cıvıl. Birasını alan buraya geliyor. Büyük bir park. Gençler genelde geliyorlar burada, biralarını içiyorlar. Sabaha kadar muhabbet. Karşı tiyatro. Bakın herkes birasını içiyor. Almış birasını. Ben de öyle yapıyorum. Şurada ileride bir büfe var küçük. Oraya gidiyorum. Oradan biram alıyorum. Geliyorum bazen burada içiyorum. Al oğlum. Tut şuradan, tut. Çık. Herkes bira içiyor. Wow.
Para terminar o caso de bir alalım mı oğlum? Burası da tiyatro. Dostuz tuva ya Nacho. Gel oğlum. Bu taraftan. Bak burada yıldızlar var. Bunları yeni yaptılar arkadaşlar. Güzel bir yer. Arkadaşlar her yer ıhlamur ağacı. Şu an öyle güzel kokuyor ki sokak. Anlatamam size. Buradan geçmeyi çok seviyorum. Buram buram ıhlamur kokuyor. Bu restoranda da yemiştim bir kere. Evet oğlum geçen sene yemiştik. Girmeyeceğiz şimdi oğlum, girmeyeceğiz. Anneyle gelmiştik. Hayır. Tut babayı. Gayet de güzeldi bu restoran. Bir kere yedim burada. Gel şimdi, seni baba nereye götürüyor bak. Babanın bırım bırım mı? Bulacağız şimdi, gel. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Buralar önceden pislikti. Şimdi biraz temizlemişler. Burada da küçük bir park var. Yaz aylarında burada da gene millet içiyor. Birasını alan buraya geliyor, içiyor. Bakın. Adamlar vodka gin yapıyor. Arkadaşlar bu da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan silahları böyle kuş yapmışlar, kuş şeklinde. Güzel bir sanatsal çalışma olmuş. Bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan arta kalan uzun namlulu tüfekler. Tut oğlum babanın elini. Burada böyle barış güvercini olmuş. Kim yapmışsa eline sağlık. Bakın aşağıda da havan topları. Gel. Bunlar da arkadaşlar yine 2. Dünya Savaşı'ndan kalan mermiler. Büyük mermiler.
Burası da Rakowski Caddesi. Tut babanın elini. Yakın bir tanıdığım şu binada oturuyor. Şu karşıdaki. Arkadaşlar, geçen sene buraları kazılmıştı. Bu sene ilk defa geliyorum. Gayet güzel bitmiş buralar. Önceden buraları kapalıydı bu yollar. Gayet güzel olmuş. Bakın. Bilmiyorum, önceki videolarımda izleyenler varsa. Burada önceden kapalıydı. Gayet de güzel yapmışlar. Önceden şu karşıda yolun ortasında kitapçılar vardı. Şimdi onları kaldırmışlar. Gayet de modern olmuş burası şimdi. Güzel olmuş değil mi oğlum? Evet. Geç karşıya. Tren geliyor. Geç. Harika yapmışlar. Bu havuz falan yoktu arkadaşlar. Geçen sene yoktu bunlar. Tam şu kapalı yerde, yani üstünde demir olan yerde, burada kitapçılar vardı. Böyle sıra boyu, sıra sıra. Burası kitap pazarıydı. Onları def etmişler. Gayet güzel olmuş. Elle mi oğlum? At. Bravo. Oğlum kuşların ekmeğini aldı. Aman oğlum. Evet. Anne evde oğlum, hadi eve gidelim. Baba acıktı oğlum. Baba. Ha, oyuncak. Hemen de görüyorsun, gözünden kaçmıyor. Hadi gidelim eve. Arkadaşlar, döndük dolaştık tiyatronun oraya gene geldik. Artık dönüyoruz. Saat 8 oldu. Az önce bir tanıdığımın yanına uğradım ama kapalıydı.
dükkanı. O yüzden eve gidiyoruz yavaş yavaş. Yemek evde. Dışarıda yemeyeceksin. Hadi. Şimdi olacaktı, buz gibi bir bira içseydik. Herkes bira içiyor. Arkadaşlar meydana yine geldik. Şimdi eve gidiyoruz. Metroya bineceğiz. Şurada biraz konser izleyelim. Gel, gel. Tut babalarını, tut. Birasını al lan, gelmiş. Gel bakalım. Ha, millet çekiyor birayı valla. Utandım. Bak oğlum. Evet arkadaşlar, protesto ya. Dün de vardı, bugün de var. Не знаю, що точно, поки ясно, що з ним.
Arkadaşlar protestoyu biraz izledik. Şimdi metroya doğru yola çıkıyoruz. Gel oğlum. Arkadaşlar şimdi aşağı indik. Bakın burada kazının yapıldığı zamanlar. Amerika Başkanı gelmiş. Bunlar da hediyelik eşyalar. Burası da gene Roma şehri. Bakın mezar stelleri. Şu an bakın Roma'nın ne kadar büyük bir şehir olduğunu gösteriyor. Kazısı yapılan yerler, yapılmayan yerler. Çok büyük, gerçekten de büyük. Şimdi gösteriyor burada hangisi orijinal, hangisi değil. Gel bakayım. Şu kısım orijinal, şu üstü duvar örülü yer orijinal değil. Yani şurası orijinal. Burası orijinal değil bakın. Şu an yürüdüğümüz yol orijinal Roma yolu. Ortam şahane. Evet oğlum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orijinal Roma yolunda yürüyorum şu an. Bakın bunlar replika ama bunlar orijinal. Yani böyleymiş. Şu ikisi orijinal, diğerleri replika. Gel oğlum tut. Evet. Burası da kazısı biten. Bakın Corinth başlığı. Kazısı biten Roma şehrinin bir bölümü. Ne kadar düzgün yaptılar, restorasyon. Yani pek iyi olmadı. Bana sorarsanız böyle olmamalıydı. Şu an gördüğünüz her şey replika, yani orijinal değil. Yani bu duvarların hiçbiri orijinal değil. Orijinali şurası bakın. Şu alt kısım orijinal. Evet oğlum. Hayır, elleme. Taşları elliyor. Elleme oğlum. Bakın görüyor musunuz? Yine bir bölge. Bakın su künkleri. Bunlar orijinal. Şehre su kanalizasyon sistemi. Evet oğlum. Orijinal görüyoruz. Düştü oğlum, al gel. Gözlüğü düştü. Tüti gel baba yapsın.
İçerisi sıcak. Bayağı bir sıcak. Çünkü üstünü cam kaplamışlar. Bakın bu kırılmış. Orijinal. Bunu biri yola atmış. Vandalizm her yerde var. Bakın ne diyor? Ancient Serdica kompleksi diyor. Bayağı da bir büyükmüş. Mozaikler varmış. Tut. İçerisi hamam olmuş bildiğin. Bunun sebebi de arkadaşlar şu kısım. Bakın bunlar hep Roma evleri. Hatta şu an orijinal size su şeyini göstereyim. Gel oğlum. Orijinal kanalizasyon sistemini göstereyim. Roma dönemi. Bakın arkadaşlar orijinal şehrin su sistemi, su boru hattı. Görüyor musunuz bilmiyorum. Orijinal bir şekilde bazı yerleri kırılmış. Şehrin su ihtiyacını karşılıyormuş. Bunlar da arkadaşlar artık ev mi, hangi amaçla kullanılmış bilmiyorum. Şu an üstünde yürüdüğümü alan. Ama çok fazla terledim, onu söyleyebilirim. İçerisi bildiğin hamam. Keşke buranın kazıdan sonraki haliyle bıraksalardı. Bırakmadılar. Tamamen bunun üstünü kapattılar. Şu an şu gördüğünüz yol aynen böyleydi. Üstünü kapattılar bakın. Üstüne de cam yaptılar ve bu cam burada fanus etkisi yapıyor. İçeride bayağı bir sıcak olmasına neden oluyor. Şu gördüğünüz boş alan aynen böyleydi arkadaşlar. Az önce gezdiğim yer gibiydi ama üstünü kapattılar. Böyle absürt bir yer yaptılar. Burada konserler veriyorlar. Genelde bu alanda organizasyonlar yapılıyor. Bence iyi olmadı. Yani bunun üstünü cam kaplıyorsun bari. Film siyah cam kaplar, filmli cam. Öyle bir hata yaptılar. Güzelim Roma şehrinin üstünü kapattılar. Şu gördüğünüz alan komple Roma şehriydi. Üstünü kapattılar. Yani yanlış yaptılar. Ben buranın eski fotoğraflarını biliyorum. Kazı sırasında çektiğim fotoğrafları var şu bölgenin. Bilmiyorum, bulursam koyarım. Bakın. Orijinal kilise. Gel bakayım. Burada da orijinal bir kilise kalıntısı var. Görüyor musunuz duvar resimlerini arkadaşlar? Elleme, girme, in. Tutti. Çok terledim ve çıkıyorum şu an. Zaten metroya geldik. Şuradan çıkış metro. Daha fazla yer var size gösterebileceğim ama bugünlük bu kadar. Yanımda çocuk var sonuçta. Çocuk da yoruldu. Ben bir yetişkin olarak yorulduysam o 3 katı yoruldu. O nedenle bu videoyu burada kapatıyorum. Zaten metroya geldik. Buradan da şimdi Belediyenova gideceğiz. Oradan arabamı alıp eve gideceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size tarihi bir gezi yaptırdım. Sofya tarihi. Tut babanın elini.
Umarım siz de bir gün gelirsiniz, buraları gezersiniz. Gerçekten de güzel yerler. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ciao. Hadi. Arkadaşlar metroya geldik. Burası Serdika 2 metrosu. Yeni yapılan metro. Bakın içeride de arkeolojik buluntuları sergiliyorlar. Çünkü buradan bulunmuş hepsi. Mesela bu